aşkım aşkım. Yine ne var hadi söyle, uğraşamam senle. Bugün sinirlerim tepemde, gelme üstüme. Elin işte gözün oynaşta olmazsa olmaz. Zaten senden başka biri gelip beni bulmaz. Seni nasıl sevdiğimi bilsen aşkım aşkım. Gide gele koşa koşa inan oldum şaşkın. Eveledim geveledim ne diyeceğimi bilemedim. Ama yine benim bir tanemsin aşkım aşkım. Ah ona buna sağa sola arkadan söversin. Alabere dalabere yaparsın gezersin. Sana soru sorduğunda hep yalan söylersin. Deli dolusun kaynanadan bile betersin. Ne söylesen yerden göğe haklısın aşkım aşkım. Yere göğe sığdıramam seni aşkım aşkım. Kimse eline su dökemez ki aşkım aşkım. Sana meydan okuyanların aklına şaştım. Ay yine çıka düşe kalka geldik bugünlere. Birbirimizi yesek bile severiz yine de. Ah yıllara meydan okuyup açtık tepeleri. Benim sevgi kelebeğim sensin aşkım aşkım. Ah aşkım. Şener Bey, ha? Anlamadım, bir daha göster. Bu diyorum. Nasıl mesela? Bir ölçmem lazım anlamam için. Bir karış, iki karış. Yok, bu daha uzun. Uzun mu? Ne yapayım kızım, genelge böyle, yoksa bana kalsa. Ay Şener Bey, yani siz şu Turizm Bakanlığı'ndaki son genelgede restoran çalışanların etek boylarıyla ilgili bir madde olduğuna emin misiniz sahiden de? Gözde, yüzüm gözüm bana inanmıyor musun? Hı-hı. Bana inanmıyorsan al kendin bak genelgeye. Verin bakayım o zaman. İnanmıyorsun yani. Tamam tamam, bir an önce alın şu eteğin ölçüsünü, Zümrüt Hanım gelecek görecek yine yanlış anlayacak şimdi ya. Ama Sarı Kanarya, bunda yanlış anlaşılacak ne var ki? Biz burada genelgeyi, yani kanunları harfiyen yerine uygulamaya çalışıyoruz. Bak şimdi, şu üçüncü maddeye göre diz kapağı kemiğinin en üst noktasından başlayarak diz kapağı neresi oluyor? Burası. Kemiği neresi oluyor? Şurası. Üst kemiği. Burada göstereyim, daha rahat olsun. Şimdi bu üst noktasından başlayarak yukarı doğru 12 santim işaretteyiniz diyor. Ha? Şimdi yukarı doğru 12 santimi buradan ya işaretliyoruz. Kalemim nerede? Şuradan 12 santim, buradan başlıyor. Burası 12 santim. Şimdi bunu yazdık. Şimdi ne diyor? İki parmakçık daha oradan yukarı çekin. Yani buradan artı 2 santim daha yukarı çekiyorsunuz. Ya. Buradan da böyle ya kıvırdığınız zaman bu 2 santim. Şener Bey yapmayın, huylanıyorum ya. Kıpraşma kızım. Ne? Kıpraşma diyorum. Şimdi bütün bu ölçüyü baştan almam gerekecek. Bana da yazık. Ne? En baştan mı? Evet tabii ya. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi 12 santimi buradan girdik. 12 santim. Ya 12 santim. Şener Bey şöyle dizimin üstündeki parmakçık olmaz mı yani? Kurtarmıyor yavrucuğum. Kurtarsa dükkan senin. Ne? Genelge ne diyor? Buradan olmaz diyor. Yasada diyor ki buradan 12 santim aldığınız zaman diyor. Artı bu 12 santim, bu 2 santim daha ne ediyor? 14 ay, santim. Ya, bu 14 santimi buradan çıkarırsak demek ki neyse sonra biz bu ampulde olmadı mı Gözde Hanım? Ampul mü? Bir dakika o zaman. Bir de bu ampulü dener misiniz? Ne Şener? Aa aşkım aşkım sen mi geldin? Biz de Gözde Hanım'la avizenin yanmış ampullerini değiştiriyorduk değil mi? Allah Allah. Evet ben de aynen kendi kendime Allah Allah
dedim. Neden acaba burası bu kadar karanlıkken birdenbire böyle buraya bir ışık doğdu. Sanki bir güneş doğdu. Bir de baktım ki aşkım aşkım gelmiş. Vallahi aşkım aşkım, 100 mumluk ampul gibisin. 3'e kadar sayıyorum Şener. Neden sayıyorsun aşkım aşkım? Sana avans olsun diye kocacığım. Avans mı? Çünkü öbür türlü senin yakalaması ve dövmesi çok kolay oluyor kocacığım. Ama aşkım aşkım, biz görüyorsunuz burada Gözde Hanım'ın ampullerini... avizenin ampullerini okşuyordum. Ay, öyle değil mi ampul hanım? Ay, ama aşkım aşkım, hiç olmazsa 10'a kadar sayar mısın? 2, 3 Harik usta. Efendim sen? Bunu şimdi nereye dökeceğiz? Onu da şöyle bir gezdireceğiz Şener Bey. Peki o zaman. Şener Bey nereye gidiyorsunuz? Ben 2 dakika gezdireyim geleyim. Ne? Fazla uzağa gitmeden incir ağacının etrafında 2 tur atsak olur inşallah. Ya Şener Bey bir alemsiniz vallahi. Ben balığın üzerinde diyorum ya. Balığın mı? Balığın. Balığın değil mi? Evet balığın. Ben de bir alemim ha. Evet bir alem. Çıkıyorum ama. Ama makik o zaman falan duymaz. Evet ya. Burada gezdiriyor. Evet orada. Burada susma. Böyle gezdi. Makikosan. Efendim. 2 miso çorbası, 1 somonlu sushi, 1 sukiyaki. Ha, hemen geliyor Zümrüt Hanım. Ha, bir de ortaya sushi tabağı. Efendim? Sushi mi Makiko? Sushi mi mi? Evet. Makiko. Makiko sen gülüyor musun şimdi? Ay, yoksa ağlıyor musun? Görüyorum Zümrüt Hanım, görüyorum. İyi o zaman. Peki niye güldüğünü sorabilir miyim acaba? Zümrüt Hanım, onun adı sashimi. Ne? Sashimi değil, sashimi. Pekala, sen de şakşuk öde bakalım. Ne? Şakşuka. Güzel. Gördün mü? Sen çık al. Sen güzel şuza. Geldim hanım. Siparişleriniz geldi efendim. Nerede kaldınız beyefendi? Yani 2 tane kıytırık salata için insan 40 dakika bekletilmez ki. Kıytırık salata mı? Evet, 2 kıytırık salata. Affedersiniz, burada bir ton balıklı salatayla bir domates çorbası yazıyor. Ne? Herhalde yanlışlık olmuş. Bugün mutfağımız biraz kalabada. O yüzden öyle oldu Şerban Bey, İllat Hanım. İsmi ben 5 dakikada kapar kıytırık salataları getiririm. Tamam, ver kardeşim şunları, ver. Burada açlıktan öleceğiz. Ver şunları. Siz bilirsiniz efendim. Bunu böyle veriyorum. Bu da sizin. Yanlış oldu. Nasıl? Tabaklar diyorum, yanlış oldu. Bu hanımefendinin olacaktı, o benim. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Şerban Bey, siz müsaade edin. Bir kalkın, buyurun. Kalkın, kalkın, kalkın. İllat Hanım, siz de lütfen. Buyurun, kalkın. Şimdi siz böyle geçin Şerban Bey. Siz de böyle alayım İllat Hanım. Buyurun. Bu da çantanız. Oturun, 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 oturun. Şimdi problemimiz çözüldü herhalde. Afiyet olsun. Herhangi başka bir probleminiz olduğu zaman şöyle bir el hareketiyle hemen beni çağırabilirsiniz. Şimdilik afiyet olsun efendim, afiyet olsun. Bu arada kıytırık salatalar iptal oldu, öyle değil mi? Ne? Neyse canım, burada da yazmıyor zaten. Afiyet olsun, afiyet olsun. Affedersiniz, bakar mısınız? Buyurun efendim. Tatlı menüsünü alabilir miyiz lütfen? Tatlı menüsünü mü? Tatlı menüsü. Niye efendim? Yemeğinize devam etmiyor musunuz? Yok, hayır. Neden ama? Yoksa bir sorun mu var? Kıl
kan mı çıktı yoksa? Kıl mı? Ay çok özür dilerim hanımefendi. Ama merak etmeyin, önümüzdeki haftadan itibaren mutfağımızdaki bütün personele Keloğlan ve Can Kız imajı veriyoruz. Yok, hayır, hayır. Her şey mükemmel de hanımefendi. Hiçbir şeyden kıl falan çıkmadı. Oh Allah'ım, sana şükürler olsun ya Rabbim. Peki, hepsi mükemmeldi de niye o zaman yemeklerinizi bitirmediniz bakayım? Hı? Ne? Ya arkanızdan bunalıma girip jilet falan atarlarsa çok vicdan azabı çekersiniz beyefendi, çok. Jilet mi? Jilet ya. Yok hanımefendi, yemekler vallahi çok lezzetliydi. Yalnız lezzetliydi de işte biraz fazla geldi. Ne? Fazla mı geldi? Porsiyonlarınızın maşallahı var hani. Acaba kalanları paketletip eve mi götürsek? Şimdi sıra geldi maydanoz yapraklarına. Ya Şener Bey, bu kekik neresi maydanoz? Maydanoz bu, yeşil olmaz. Maydanozun yapraklarından da böyle sepriştiriyoruz kenarlarına. Sosunuza da bakalım. İşte şu manzaraya bak. Aferin size Ömer Bey. Vallahi biraz daha sıksanız sizden de bir Tarık Usta çıkar yani. Neyi sıksam? Ne? Ya sıksan dedin, bu şeyin limonunu mu az sıkmışım? Yok, ben öyle bir şey demedim. Acaba diyorum ki limon yerine böyle sirke mi kullansak, o daha mı iyi olur ve lezzet verir acaba, limon yerine böyle sirkeyi koysak diyorum şeye, salata. Yok Şener Bey, ben öyle bir şey demedim. Sıksaydın ya bir deyim olarak şey. Ha. Yani anladınız mı? Şimdi anladım. Yalnız sizin de ibişliğiniz üzerinizde bugün haberiniz olsun. Bugün ayın kaçı? Onu. Onu. Dün ayın kaçıydı? Bilmem. Dün ayın 9'uydu. Evet, yani. Doğru lan. Ben bir şey olmayayım da kim bir şey olsun, değil mi Makikosa? Evet, siz de haklısınız. Yalnız yemeğin hem tadı hem de görünüşü muhteşem oldu Şener Bey. Tarık Usta, şuna 3,5 saatimi verdim. Sıkıysa kötü olsun bakalım. Bak siz de kullandınız sıkıysa, dikkat edin. Aynını ben. Şener Bey. Şimdi ne yaptın beyine ya? Biraz önce bir salaklık yapmışsındır muhakkak. Ben de zamandan tasarruf için sana peşiyle vurdum. Hayır, ben masa için siparişleri hazır mı diye şey ettiydim. Özür diliyorum Necati'cim, özür diliyorum. Bu vurduğumu yapacağın bir sonraki salaklık için avans olarak kabul et, tamam mı? Başüstüne adamlar 2 saattir yemek bekliyor, açlıktan ölecekler. Ne? Ya, o yüzden şey ettiydim ben yani. Merak edilecek bir şey yok. Her şey kontrol altında. Şu yaptığımı görüyor musunuz? Birazdan masa 3 var ya, lezzet manyağı olacak. Onları lezzet manyağı yapacağım ben. Böyle ayaklarına böyle balıkları atıvereceğim onların. Tamam mı? Şimdi şunlar hazır. Ben alayım bunları. Şşş, saçmalama! Bu benim meselem. Kimse karışmasın. Bunları ben kendi ellerimle götüreceğim. Peki. Necati, masa 3'ün bütün siparişlerini Şener Bey hazırladı biliyor musun? Niye? Masa 3 bize bir terbiyesizlik falan mı yaptı ki? Bir tane borcunuz vardı zaten Şener Bey. Bir öncekiyle birlikte 2 tane borcum oldu. Anladın mı salak? Eserler geliyor. İşte Şener Usta'nın eserleri geliyor. Bravo Şener Bey, bravo. Allah. Bravo Şener Bey, bravo. Hiç moralinizi bozmayın. Gerizekalı, öyle diyorsun bakalım. Bravo. Cezanızı vermesin. Kafamda şapkayla beni içeride rezil ettiniz. Alsanıza şunu. Pek de güzel yakışmıştı ama neyse. Hadi bakalım. Harika oldu. Bravo Şener Bey. Bravo Şener Bey. Bravo. Harikasın. Bravo Şener Bey. Bravo Şener Bey. Bravo. Şerbon Beyciğim, İllet Hanımcığım, masa 3 siz miydiniz efendim? Bizdik Şener Bey, maalesef bizdik efendim. Ben de diyorum ki kimdir bunlar? Neyi beğenmediniz bu sefer acaba? 15 yıldır her çarşamba burada böyle karı koca yemek yeriz. Evet. Ama yemeklerin daha bir gün bile zamanında geldiğini görmedim efendim. Görmedim. Siz gelmeyin diye mahsus yapıyoruz ama anlamıyorsunuz ki. Nasıl? Diyorum ki efendim, mutfak çok kalabalık bugün. O yüzden bir takım işlerimiz vardı, karışmış olabilir. Ama ne demişler? Bekleyen Kemal Derviş yemeğini yermiş. Ne? Politik espri yaptım. Bu tür dizilerde insanlar çok beğeniyor bu tür esprileri de. Ne? Efendim, bugün çok şanslı bir gününüzdesiniz. Çünkü bu akşamki yemekleri
Şener yaptı. Yani ben yaptım. Göreceğiz bakalım. Masa üçünün sizler olduğunu bilseydik. İçine zehir katardım. Nasıl efendim? Diyorum ki afiyet olsun, afiyetle buyurun yiyin efendim. Nihayet yiyeceğiz yani. İnşallah boğazınızda kalır. Ne? Diyorum ki boğaza nazır, bu restoranı seçtiğiniz için çok... Ben düzelteyim efendim. Siz şey yapmayın efendim. Şuradan şöyle. Evet. Evet. Afiyet olsun efendim. Şener Bey. Buyurun illet ya Şerbon Beyciğim. Efendim masada tuzluk yok, rica etsem acaba elinize yapışmazsa bir tuzluk verebilir misiniz? Ne yapacaksınız tuzluğu acaba? Cebimize koyup eve götüreceğiz. Ne yapacaksınız tuzluğu diyor. İyi olur. Bu vesileyle biz de sizi dövmek için bir fırsat yakalamış oluruz. Ne? Diyorum ki ülke fırsatlar ülkesi. Ben size tuzunuzu muzunuzu getireyim. Garson bey. Lay, 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 lay. Ankara misket. Lay, 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 lay. Zümrüt Hanım. Şaşuşuşa. Şakşuka, Makiko-san. Şakşuka. Şakşuşa. Şakşuka, Makiko-san. Şakşuka. Şak... Allah Allah. Masaya yediniz, siparişleri hazır. Masa yediniz, siparişleri hazır. Ya duyulmuyor mu orada? Lezzet... Pardon Zümrüt Hanım, çok mu gürültü oldu? Tarık Usta. Efendim Zümrüt Hanım. Sence bizim porsiyonlarımız çok mu büyük? Nasıl büyük yani? Yani biz gereksiz yere müsriflik yapıp bunları böyle fazladan fazladan mı dolduruyoruz sence? Vallahi ben porsiyondan morsiyondan anlamam Zümrüt Hanım. Benim işim yemeğin yağını tuzunu ayarlamak. Ondan sonrası size kalmış. Artık... Çay tabağıyla mı verirsiniz yoksa tepsiyle mi servis yaparsınız, orası beni ilgilendirmez. Vallahi çok haklısın Tarık Usta. Senin de dediğin gibi bizim en kısa zamanda oturup bir fizibilite ve maliyet çalışması yapmamız gerekiyor. Ben az önce öyle bir şey mi dedim Zümrüt Hanım? Ne? Ya öyle bir şey dediysen, bir terbiyesizlik ettiysen kusura bakmayın Zümrüt Hanım. Vallahi ben o dediğiniz kelimenin Türkçesini inanın ki bilmiyorum. Yani sen fizibilite ve maliyet çalışmasını mı söylüyorsun? Ha ben öyle bir şey demedim vallahi. Yok Tarık Usta. Yani kazandığımız parayla harcadığımız parayı karşılaştırıp aradaki farkı bulacağız. Ondan sonra da batıyor muyuz, çıkıyor muyuz onu anlayacağız. Yani bu demek. Ha. Yani ortalık kriz kriz diye inlerken bizim bütün masaları Halil İbrahim sofrasına çevirmemiz bizi batırır Tarık Usta. Siz de haklısınız Zümrüt Hanım. Bu ne mesela? Ay. Ha, bu bir dakika kızım Zümrüt Hanım bir şey anlatıyor ya. Bir dakika sabret. Koy şunu şuraya. Bu masa altının siparişi Zümrüt Hanım. Bu da masa yedinin siparişi. Buyurun. Evet. Evet. Dur kızım Allah Allah. Ya sab. Bırak. Koy şunu şuraya. Camı kapatma seni. Buyurun Zümrüt Hanım. Buyurun. Evet. Zümrüt Hanım ne yapıyorsunuz ya? Bozdunuz onu. Dur, dur. Tarık Usta kemerleri sıkıyorum. Kemerleri. Ne? Bundan böyle Löşener'de israfa son veriyoruz. Gerekirse taşın bile suyunu çıkaracağız. Anlıyorum Zümrüt Hanım, anlıyorum. Siz de anlıyor musunuz acaba? Layla hanımefendi anladınız mı? Anneciğim. Rica edeceğim beni meşgul etme. Peki Zümrüt Hanım bu taşını sıkma, suyunu çıkartma projesini bizim haftalıklarımızda yansır mı acaba? Eğer mutfak harcamalarımızı kısmayı başarırsak yansımayacak Tarık Usta. Yine anlıyorum Zümrüt Hanım, yine anlıyorum. Bu ne kadar fazla ya, bu tabakta ne kadar fazla, şunu yarısını alalım. Aferin Tarık Usta sana, vallahi aferin. Sağ olun Zümrüt Hanım, sağ olun. Zümrüt Hanım. Ne var Makiko? Şerşek kuşa. Olmadı. Şakşuka. Şakşuka Makiko sen şak soslu patlıcan deme. Yanlıyor musun soslu patlıcan? Ya o canım çekti dur kendime küçük bir şey. Tarık Usta. Ya da böyle israf israf değil mi? Aklımdan bile geçirmeyip değil mi Zümrüt Hanım? Tu
tuzunuz efendim. Nihayet. Oh be! Şu tuzluğa bak, ne kadar sevimsiz, ne kadar banal. İllet Hanımcığım, yarın sizin için perşembe pazarına inip üzerinde Pokemon olan tuzluklardan alacağım. İyi olur vallahi. İyi olur diyor, kadına bak, iyi olur. Necati! Efendim Şener Bey? Gel evladım. Oh. İyi ki varsın Necati, iyi ki varsın. ne yapıyorsunuz? Balığımı tuzluyorum. Tuzluyorsunuz ama önce bir tadına bakın. Ben bu balığı yapabilmek için 3,5 saatimi mutfakta geçirdim. Üstüne katmadığım sos, denemediğim sos, ekmediğim baharat kalmadı. Lütfen önce bir deneyin. Acı mı, ekşi mi, tatlı mı, tuzlu mu? Bu balığa bir saygısızlık oluyor. Lütfen Şarbon Beyciğim. Nesine bakayım canım? Durup dururken ağzımızın tadını kaçırmayalım. Ne tadı vardır ne tuzu. Bana da versene şu tuzluğu. Ketçap alabilir miyiz? Balığa mı? Ben bir de hardal rica edeceğim. Balığa! Bir de mayonez. Balığa mı? Ay! Bunu şener, siz istediniz. Şener! Ay, şener! Şener! İlahe illallah! Cemret Hanım, şunu söyleyeyim. Servisiniz çok kötü. Çalışanlarınız da çok kaba. Siz yine çok şanslısınız. Haftada bir gün geliyorsunuz, 1,5 saatte yemeğinizi yiyip kalkıp gidiyorsunuz. Ben bütün hayatımı bunlarla geçiriyorum. Bir de beni düşünsenize. Bir de benim halimi düşünsenize. Ne? Biraz tuzlu mu olmuş ya? Hem de çok tuzlu. Garson Bey. buyurun efendim. Tuzlu. Ha? Çok tuzlu. Tarık Usta. Efendim Zümrüt Hanım. Bizim şu büyük boy tüpler en son ne kadardı? Allah en son 48 milyon liraydı ama yine gazetede okudum zam yapmışlar. Ay yapmasalardı şaşardım zaten. Evet. Zümrüt Hanım. Efendim Makiko. Sakı suka. Ne güzel, aferin Makiko. Harika. Dün gece işlerim bittikten sonra Tarık Usta biraz çalıştırdı beni. Sen de hiç fırsatları kaçırmıyorsun yani Tarık Usta. Yok Zümrüt Hanım, ne fırsatı Allah aşkına. Hani Sultanahmet'te turistler adres sorarlar ya, sen de onlara tuvalet caminin arkasında dersin. Diyemezsin, ne de diyemezsin çünkü İngilizce lazım. Onun için yöresel bir hareketle aha şurada dersin. Ya onun gibi bir şey. Öyle değil mi Makiko'san? Evet. Çok yardımcı oldu Tarık Usta. Eminim Makiko'san. Çok yardımcı olmuştur eminim. Bir daha söylememi ister misiniz Zümrüt Hanım? Hadi söyle bakalım. Ama bu defa avcının içinden kopya çekmek yok. Ne? Hadi. Bekliyorum. Kendin yakalandın. Hadi. Sakısuka. Sakısutu. Sakasutu. Avcuna bak. Sakısuka. Gayret bir kere daha. Sakısuka. Kaç para oldu bunlar? 1,250,000 Şener Bey. Yok ya. Ver bakalım iyilerinden. İyilerinden mi? Tabii yani kaynağın en güzel fışkıran yerinden demek istiyorum. Ne? Evladım yani en güzel yerinden bir tane damacana ver. İçeride içim var. Hadi ya uğraştırma beni. Bir damacana su istediğinize emin misiniz? Evet Müjgancığım, eminim. Ama size nereden baksanız 15-20 damacana su gerekiyor. İçeride baraj gölü inşaatı bitirdiğimde alacağım. Hadi ver. Baraj gölü inşaatı? Ama sana söz, baraj gölü inşaatı biter bitmez birkaç yüz damacana alacağız. Ne? Yani gölü senin damacanalarınla dolduracağız, anladın mı? Yok yani Şener Bey,
Hani siz koskoca restoransınız ya, size böyle çok fazla su ihtiyacınız olur diye düşünmüştüm. Bak Müjgan'cığım, bizim arkada bir depomuz var. O restoran için yeterli. Biz bunu yukarısı için, yengenle ikimiz için alıyoruz. He, anladım. Allah'ım yarabbim, sabah sabah bana Müjgan isminde bir sucu yolluyorsun. Ve ben bu Müjgan'a her şeyi açıklamak durumunda kalıyorum. Buyurun Şener Bey, suyunuz. Al, sen de bunu al, 1.250.000. Bu arada benim adım Müjgan. Çünkü dedemin adı da Müjgan'mış. Anladım. Rahmetli ölüm döşeğindeyken ilk torununa kendi adını koysunlar diye çok ısrar etmeseymiş, benim adımı Aybarscan koyacaklarmış. Ama ne yapalım ki, rahmetlinin son dileği buymuş. Anladım. Bir dede de torununa bu kadar yani ihanet etmez ki. Ne ağırmış bu. Ben bunu tek başıma içeriye nasıl taşıyacağım bahşiş vermemek uğruna? 3 kuruş bahşiş vereceğim. Oh! Kaliteli su da bir başka oluyor canım. Ağırlığına bak, yoğunluktan tabii. Of, ne de ağırmış be. Kaç litreydi ki bu? Kolay gelsin Şener Bey, kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Yok, benim başıma gelmez böyle şeyler. Oh. Ben suyu direkt çeşmeden içiyorum. Direkt çeşmeden mi içiyorsun? Tabii ya, bunca senedir içiyorum. Hiçbir şey olmaz, Türk gibiyim. Bak, gayet normalim. Bu senin normal halin mi oluyor evladım? Ne? Şunun ucundan da hadi fazla konuşma, yardım et. Hadi Şener. Allah kahretmesin, sakar adam. Allah! Neyse, o tuttuğun ucundan şimdi mutfağa kadar sürüklersin, tamam mı çocuğum? Efendim? El arabasıyla taşısak. El arabasıyla mı? Bahçıvan geldi. Deh deh dildin, deh deh dildin sen. Bana bak Necati. Bundan sonra beni bir de böyle bahçede tur attırsana. Emredersiniz Şener Bey. Dilerseniz ben sizi bu şekil bakkala bile götürürüm. Yok, oradan olmadı. Şöyle sağ yap o zaman. Evet efendim. Diyorum ki sen benim arabam olsan, atım olsan. Evet. Ben böyle bir ıslık çaldığımda böyle arabayı kapıp gelsen sen at gibi. Ne? Yani ben deh deyince gitsen sen. Deh mi? Evet, deh deh, dül dül, deh deh, dül dül. Siz olayı biraz tezahürü çıkarttınız ama Şener Bey. Biraz geri gel, geri gel, geri gel. Geldim efendim. Gel, 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 gel. Şimdi topla gel, sonra gel. Dıkıdık dıkıdık diye ses efekti yapmamı da ister misiniz Şener Bey? İyi olur, deh Necati, deh, deh, deh. Deh, deh, dül dül, deh, deh, dül dül. Allah! İki tane de leş gibi terledim Allah! Ay ay ay! Of of of! Aa ulan! Geçen gün şurada müşterilerden birini unuttu, bir göğne bulacaktı. Ah! 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 Burada işte. Allah! Da billahi da burada. Ulan! Vallahi cillop gibi de gömlek ya. Ulan nasıl da unutmuşlar bunu ya? Salaklar. Son zamanlar yaptıklarına bakman olursun. Benim aklım başımda değil. Sana seylediklerimi kafana takman olursun. Oo, hoş geldiniz Leyla Hanım, hoş geldiniz. Anneciğim. Al bu takı tıkı öyle tıkı 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 atmaya götür. Bozga bir obunice ozuni bozuna yok hayta. Bir berber, bir berbere, bere berber demiş. Akamaki gami, avamaki gami, kimaki gami. Yok, Türkçe söyleyeceksin. Şu yoğurdu sarımsakla sakla mı saklasak, sarımsakla mı sakla mı saklasak? Şu yoğurdu sarımsakla... Hayır, şu yoğurdu sarımsakla sakla mı saklasak, sarımsakla mı sakla mı saklasak? Şu yoğurdu sakla... Türkiye! Türkiye! Şener, ne yaptırak sana şu kızı? Ne var ya, şurada alt tarafı karşılıklı tekerlemeyle eğleniyoruz yani, ne var? Ben de sizinle şakalaşıp eğlenmemi ister misiniz Şener Bey? Ne? Zümrüt Hanım'ın dediği gibi, o kıza yapılmış yanlış bir hareket bana yapılmış sayılır. Aferin Tarık Usta, bak ne güzel söyledin. Tarık Usta, Japonya'ya gitmek için vize almak gerekiyor mu acaba? Ya Şener Bey, ben nereden bileyim Japonya'ya vize gerekiyor mu, gerekmiyor mu diye ya? Hayır, biraz önce söylediniz ya, ben Japonya başkonsolosuyum diye. Ne? Yok yok, daha güzel. Maslahat güzarı daha komik oluyor, daha yakıştı size. Ne? Düşünebiliyor musun aşkım aşkım? Tarık Teflonoğlu, Japonya maslahat güzarı ve Orta Doğu'dan değil de Uzak Doğu'dan sorumlu aşk ateşesi. Ya Şener Bey, yapmayın Allah aşkına. Ama bu güzel oldu, kabul
cüret, aşk ateşisi. Ya Zümrüt Hanım, gözünüzü yiyeyim, siz yapmayın bari ya. Ay Tarık usta, vallahi ben bir şey yapmıyorum. Ya Zümrüt Hanım, siz buna nasıl tahammül ediyorsunuz ya? Ay bir de ben bile bilsem Tarık usta, bir de ben bile bilsem. Yok anneciğim, yok. Olsa daha fazla göndermemem para, yok işte. Ben bile burada zor idare ediyorum yani kendi başıma. Yani henüz Zümrüt Hanım'dan bir zam alamadık. Hayır yani sıkıysa gel kendin iste zam. Yok, vermiyor, durum kötü. He var mı? Olur. Kız istemek gibi bir şey yaparız yani. Tabii canım, siz babamla atlayın bir otobüse. İki günlüğüne gelin İstanbul'a. Bizim burada köşedeki pastaneden çikolata baklava falan alırız. Gideriz Zümrüt Hanım'dan isteriz olayı. Tabii canım, vermez olur mu? Verir, verir. Yani beni çok seviyor zaten. Hem bizi öyle takım olarak karşısında gördüğü zaman vermemezlik etmez. Hem ara sıra bana yavrum, oğlum falan diyor. Tabii canım, hele Şener Bey'le baba oğul gibiyiz yani, o kadar. Hiç var. Bir de şunu söyle bakalım. Üç tunç das, has, hoş aşam. Yani üç tunç de önce, üç tunç. Üç tunç das, has, hoş aşam. Kusura bakmayın Şener Bey, birden elim daha kayıverdi. Keskin bir şey. Önemli değil Tarık, önemli değil. Bu iş böyle gitmez Şener. Eğer bir an önce kenarları sıkmazsak batıyoruz, haberin olsun. İyi de aşkım aşkım, dükkanın masrafı belli. Elektrikten kısamazsın, tüpten kısamazsın. Salondaki masalardan fazla diye atamazsın. Ne yapacaksın, nereden kısacak? Mesela personelde kısmaya gidebiliriz. Ay, sen kalıyorsun Tarık usta, merak etme. Bütün arkadaşlar adına sevindim. Ya biz de çok sevindik Tarık usta. Tarık usta gitmiyorsa kim gidiyor peki? Akiko sen gidiyorsa ben de yokum. Ben nereye gidiyorum ki? Makikosan da gitmiyor Tarık usta, ya merak etme. Makikosan duyuyor musun? Sen de gitmiyorsun. Gel bir sallayın sana. Allah'ım ya. Aile var, aile var. Ha, kusura bakmayın Şener Bey. Ben birden böyle sevinince sevgi topağı haline geldim. Kusura bakmayın. Tamam, işine bak kızım sen. Aşkım aşkım, zaten personel dediğimiz şurada kel başta 3-5 saç teli kadar azız. Makikosan'la Tarık ustayı da göndermediğimize göre kimi göndereceğiz peki? Ben kimi göndereceğimizi çoktan düşündüm. Sakın Necati'yi gönderme. Sakın Necati deme. Necati bana lazım. Necati benim stres topum. Aa, Necati senin stres topun mu? Evet aşkım aşkım, ben onu dövdüğüm zaman öyle bir rahatlıyorum ki bütün üstümdeki kötü elektrikleri alıyor. Acayip kuş gibi oluyorum. Ne? Ay saçmalama Şener. Tabii ki Necati'yi göndermiyoruz. Zaten üç kuruşa çalışıyor zavallı çocuk. Peki kimi göndereceğiz peki? Ay! Ay! Sırf beni korkutmak için çöp bidonuna saklanan şu kedilerden nefret ediyorum ya, biliyor musunuz? Yani nasıl oluyor da benim ne zaman çöp dökmeye çıkacağım zamanı tahmin ediyorlar da çöp bidonun içine atlayıverip kapağını da tepelerine kadar kapatıyorlar, hiç anlamıyorum vallahi ya. Yo, hayır, hayır bunu yapamazsın. Vallahi da yaparım, billahi da yaparım. Ne? Makikosan, efendim? Sen babama göstermiştin ya şu harikiri nasıl yapılıyordu? Hı. Şöyle ortadan sokup önce yana sonra yukarı doğru çiziyorsunuz Lara Hanım. Doma arigatta Makikosan. Bir şey değil. Dur kızım, bunu takım halinde yapmalıyız. Ne? On beş. Bir de şuraya 32'yi koy bana. 32. 32'yi bir önceki kolonda oynamışım. 32'yi buraya koyarsam bütün kolon bozulur. O yüzden 32'yi buradan çıkarıyorum. Hadi be. Aksakallı kır saçlı dedem be. Ne olur eli bastonlu dedem be. Bir gün de bizim rüyamıza gir de bize tüyo ver. El annemin rüyasına giriyorsun. Bizi tüyolar veriyorsun. Bir de bizim... İyi geceler aşkım aşkım. Ay kitabın en heyecanlı yerindeyim Şener. İşte bunu bitirmeden uyuyamam bu gece. Allah tependen baksın inşallah. Ne dedin? Dedim ki tepeden ışık böyle çok güzel gelir, huzmesi falan böyle. Böyle karanlıkta okursan gözlerin bozulur demek istedim. Aşkım aşkım. Ya. Ah! Ya dokandırma lütfen ya. Buz gibi ayağını dokandırıyorsun. Böyle içim, içim ürperiyor. Aşkım aşkım. Rahat bırak, şunu bir bitireyim Şener. Bitir. Evimin kültür elçisi. Bitir, bitir. Beni bitirdin. Bir de kitabı bitir. Bitir.
Hadi be aşkım be. Ah, yüce devran, yüce bilge, eli bastonlu bilge. Ne olursun tam zamanı. Benim rüyama gitsen ya da bugün bize uğrasan. Bir kahve mi içsen, kahvemi içerken de güzel güzel şu tiyolara versen. Ne olur yani, ölür müsün yani? Sen kiminle konuşuyorsun orada? Hiç kimseyle aşkım aşkım, hiç kimseyle. Hiç kimseyle mi? Kendi kendime laflıyorum işte, öyle. Ay, sen kafayı üşütmüşsün sahiden. Sayende onu da olduk yani aşkım aşkım. Ah! Ay! Ya cimcim aşkım aşkım, morar diyorsun ya. Allah korusun orada. Hiçbir işe yaramıyor abi ya ama. Ama sanki çok bir işe yarıyordu da. Hoş geldiniz Layla Hanım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ben sizi tutmayayım. Çişiniz nereniz gelmiştir ya? Ne? Ne zaman sokaktan gelsem, yani şu kapıya 10 adım kala bastırıyor kahrolası sidik. Ne? Hadi çok tutma. İyi değil Layla Hanım. Gidin de yapın sidiğinizi. Hadi koş kızım. Hadi. Anne. 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 Ceylan gibi sekiyorum inşallah. Aşkım aşkım, bana birden 49'a kadar bir sayı söylesene. 17. 17 olmaz. Niye olmazmış 17? 17 olmaz çünkü 17 bizim uğursuz sayımız. Aa, o da nereden çıktı öyle? Aşkım aşkım, biz ayın 17'sinde evlenmedik mi? Ne? Tamam. Sen ne yapıyorsun hala orada öyle? Görmüyor musun? Loto oynuyorum. Aa, loto mu oynuyorsun? Evet. Hadi aşkım, bir tane de sen söyle. Bir kolon da senin için dolduralım. Belki cadı şansı diye bir şey vardır. Cadı şansı. Biz burada kemerleri sıkacağız diye bas bas bağıralım. Al. Sen de paralarını lotoda motoda çarçur et. Öyle mi şeyler? Al. Bir. Uydurma aşkım aşkım. Moto diye bir şey yok. Bunun adı Loto'dur, anladın mı? Ne? Sadece Loto. Yani bas bas paraları Leyla'ya diyelim diye, biz bas bas paraları bağırabilelim diye oynuyoruz Loto'yu. Ne? Necati bana söyledi. Dedi ki, geçen haftadan Loto ikramiyeyi devretmiş. Yani bu hafta acayip bir para yüklemesi varmış. Düşünebiliyor musun? Biz bu gece Loto'yu oynayıp da yarın gece Loto'yu bir koysak. Ne ayıp Şener. Yani Loto'yu kazansak diyorum aşkım aşkım. Şimdi oldu. O zaman sana şöyle ormanın içinden şahane bir villa alırım. Ay Şener. Ya. Saydan alır mısın? Alırım tabii aşkım aşkım. Sana almayacağım da hangi, kime alacağım ki o şahane villayı? Ay belki o zaman arabamızı da değiştiririz ha? Değiştiririz ya aşkım aşkım. İstersen ben sana uçak bile alırım. Ay uçak istemem. Neden? Ay çok benzin yakıyor Şener. Olsun, arkasına tüp bağlatırız. Olur mu? Olmasa da çünkü biz katrilyoner olacağız. Benzinin lafı mı olur? Rahat geniş harcarız. Katrilyoner mi? Evet aşkım aşkım. Ya. Evet. Ya. Ay Şener. Büyük bir ikramiye bu. Anladım. O zaman ister misin Layla'ya bir de kardeş yapalım? Yaparız aşkım aşkım. Lafı mı olur? Kardeş mi? Layla kardeş mi? Hatta bir kız bir oğlan olsun Şener. Ama aşkım aşkım, istersen ortaya da böyle alevli bir üçüz yaptıralım. Ama ne kötüsün Şener. Şurada ne güzel hayal kuruyoruz. Ama, niye bozuyorsun? Ama aşkım aşkım, hayalinde bir sınırı vardır yani değil mi? İnsan yani bir kız bir erkek ortaya üçüz, o olur mu? Biz ayın 9'unu nasıl atlatacağız diye her ay kara kara düşünürken sen kızlar, oğlanlar, üçüzler, müçüzler. Bu böyle ayakları yere basan büyük bir proje. Önceden çalışmak ister. Olsun, olsun. Ben yine de bir bebek istiyorum. Tamam o zaman. Sana ben çıkar, hemen konuşanlarından, şarkı söyleyenlerinden bir tane alıveririm. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Haşa. Benim buna gücüm yeter mi aşkım aşkım? Ay tamam, tamam. Şu halimize bak. Sanki loto çıktı da biz de oturmuş birbirimizi yiyoruz burada. Ama düşünsene kız. Bir çıktığını düşün.
Ne kadar güzel olurdu değil mi? Ama parayla saadet olmaz Şener. Olur aşkım aşkım. Bal gibi de olur. Düşün şu dar boğaza girdiğimiz günlerde cebimize girecek birkaç trilyoncuk bizi var ya Nirvana'ya ulaştırır. Nirvana. Hii. Düşünebiliyor musun? O zaman kemerleri sıkmak ve Gözde'yi de kovmak zorunda kalmayız. Gözde'yi. Ne? Ne dedin sen? Ne? Ne dedim ben? Dedim ki bu trilyonu koyarsak, yani bu trilyonu kazanırsak lotoda, o zaman Nirvana'ya ulaşırız dedik. Ondan sonra kemerleri sıkmak zorunda kalmayız dedik. Bundan başka da bir şey demedim. Şimdi anlaşıldı senin kuyruğunun ucundaki ateşin nedeni. Ne? Hiç debelenme Şener, ay sonunda Gözde gidiyor, o kadar. Ama aşkım aşkım, Gözde giderse bir daha bakar mı benim şeyime? Neyine? Neyime olacak aşkım aşkım? Yüzüme tabii ki. Helalimin kızı benim. Neyime bakıyorsun? Sen çok oldun artık. Gel bakayım buraya. Gel buraya. Hiç, hiç debelenme Şener boşuna. Gözde bu ay sonunda gidiyor. Sen göndermezsen ben gönderiyorum onu, tamam mı? Ama aşkım aşkım, Gözde benim çok işime yarıyor. Ne? Yani bizim işimize çok yarayacak o Gözde var ya. Çok işe yarar. Başlarım bir... seni. Gözlerini çabuk. Çabuk. Evet. Hadi. Hadi. İyi geceler kocacığım. Sana da aşkım aşkım, sana da. İyi geceler Necati. İyi geceler Tarık Usta, iyi geceler Makiko-san. İyi geceler Necati, iyi geceler Zümrüt annem. İyi geceler Makiko-san, iyi geceler Tarık Usta. İyi geceler Zümrüt Hanım, iyi geceler Makiko-san. İyi geceler Tarık Usta, iyi geceler Layla Hanım. İyi geceler Makiko-san. İyi geceler Layla Hanım ve hatta tatlı rüyalar. Ne? Ah, yeter lan artık, yatır uyuyun. Makiko-san. Efendim. Ah, masa dörde bir ikura, bir tobiko, bir de... Bir de neymiş Zümrüt Hanım? Bir de sağ, yok. Şaşu. Zümrüt Hanım, sa-şi-ni. Hah, ay Makiko, işte bu. Ben de bunu söyleyecektim, tam lafı ağzımdan alıverdin. Tabii tabii, ben de Güney Afrika'yım zaten. Ya, ne güzel, ne güzel. Şener Bey, Şener Bey. Şener Bey. Evladım korkma, geçen defa sana vurdum ya, ödeştik. Allah sizden razı olsun Şener Bey. Seni dinliyorum. Şimdi size bir kötü bir de iyi haberim var efendim. Bir iyi bir de kötü haber mi? Evet. En azından bu sefer kötü haberin yanına iyi haberi takmayı başarmış. Bu açıdan da kutlamak lazım Necati. O zaman kötü haberden başla bakalım. Şimdi Şerbon Bey ile İllet Hanım yine gelmişler Şener Bey. Ne? Hanımı da vurmayacaktınız Şener Bey. Necati, ben size ne tembih ettim? Bu aile geldiği zaman belediye bizi mühürledi diyeceksiniz. Biz 24 yıl kapalı diyeceksiniz. Zor kullanırlarsa jandarmaya haber vereceksiniz demedim mi? Dediniz de ben nereden bileyim? Zümrüt Hanım almış içeri. Zümrüt Hanım almış. Çabuk iyi habere geç. Bana bak. Bu iyi haber gerçekten iyi haber değilse kafana bir tane daha tokat diyeceksin ona göre. Son dakikada da olsa loto kuponlarını yatırdım Şener Bey. Heh, iyi, bu iyi bir habere benziyor. Yani Allah sizi inandırsın. Yani lotocunun önden böyle kuyruk olmasına rağmen son dakikada da olsa yatırdım. Gittim sıraya dedim ki yani arkadaşlar çok hastayım, son dakikalarımı yaşıyorum. Ölmeden şunları bir yatırayım dedim. Öyle bir yalan kıvırınca da tabii onlar da müsaade ettiler. Ben de yatırdım Şener Bey, buyurun. Necati. Efendim. Ben demin senin tam nerene vurmuştum? Şurama Şener Bey. Allah! Seni tebrik ediyorum. Çok büyük bir iş başardın. Aferin sana. On dakika var. Loto'nun çekilişine 10 dakika var. Ben şimdi müdüriyette odama çekiliyorum. Ve oradan Loto'nun çekilişini izleyeceğim. Şayet aradan 10-15 dakika geçtikten sonra müdüriyetten bir Tarzan gibi diye bir ses duyarsanız Le Chenel restorandaki bütün şampanyaları topluyorsunuz ve patlatıyorsunuz. Ne yapıyormuşuz? Patlatıyoruz. Ne yapıyormuşuz? Patlatıyorsunuz. Sen patlatıyamazsın.
Ver bakayım şunu bana. Evet. Şener Şarbon Bey acilen seni istiyor. Gelemem aşkım aşkım. İşim var benim şimdi. Şener! Necati! Efendim Şener Bey. Sen derhal benim odaya git. Loto'dan çıkan numaraları not ediyorsun. Benim küçük bir cinayet işim var. Baş ver Şener Bey. Sen şunu bana ver bakayım. Ver şunu bana. Ver. Çabuk hadi. Hadi. Harikasın ya. Ağzına sağlık. Bravo, bravo. Şarkısından dolayı Sayın Zilli Ses'e teşekkür ediyor ve çekilişimize kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili seyirciler. Evet, şu anda 5. çekiliş için toplar dönmeye başladı. Evet ve topumuz düşüyor 22. Evet, 5. şanslı topumuz 22. 22 nasıl yazılıyordu ya? 2 tane şişman adam 88 oluyor. Heh, 2 tane ördek. 2 tane ördek 20. 2 oluyor. Şener Bey, ne yapıyorsunuz? Ne patlatacaksınız ya Şener Bey, yapmayın. Yine neyi beğenmedin Allah aşkına ya? Balığın gözlerini Tarık Usta. Balığın gözlerini beğenmemiş. Allah sizi belanesi. Evet, geliyor. Ve 6. ve son şanslı topumuz da düşüyor sevgili seyirciler. Ve 6. şanslı numaramız 9. 9. 9. Bunu biliyorum. Bu böyle ufak panda yavrusu gibi bir şey oluyor. 9. Çok affedersiniz sevgili seyirciler. Topu ters tutmuşum. 9 değil 6'ymış meğer. Ay ne kadar da salam öyle değil mi ya? Şey, evet. Son şansı numaramız 6. Evet, 6. Şener Bey! Şener Bey! Şener Bey! Şener Bey! Loto sonuçları çıktı. Sevgili arkadaşlar, canım aşkım aşkım aşkım. Harakiri girişimimi bir dakika erteliyorum. O kadar kolon oynadım. Yine hiçbir şey çıkmadıysa harekiriye kaldığım yerden devam edeceğim. Hepinize saygılar sunuyorum. Büyük ikramiye çıkmış mı Şener? Ha. Evet aşkım aşkım. Çıkmış. Yine büyük ikramiye bana çıkmış. Ne? Ya aşkım aşkım yani ben böyle belli etmem biliyor musun? Reaksiyon vermem. İçimden sevinirim. Ama Şener biz de burada heyecanlanıyoruz yani. Ya aşkım aşkım daha baktın mı numaralara? Nereden bileyim çıkıp çıkmadığını? Birkaç dakika sonra kontrol edeceğim. Eğer çıktıysa Allah diye bir ses çıkarsa benden bil ki çıkmıştır. Daha yeni kontrol edeceğiz. İyi bak. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, hazır mısınız? Nasıl? Nasıl yani? Niye hazır mıyız? Hazırla salona giriyoruz. Arabanızı mı? Arabanı mı? Araba mı? Arabanızı mı? Arabanızı mı? Evet. Arabamı arkadaşlar. Ha? İşte geldim. Buradayım.
vardı efendim. Bu yoğurdun kaymağı nerede Şener Bey? Ha? Bu yoğurdun kaymağı nerede? Necati, sen çekilebilirsin. Teşekkür Başka ediyorum. Şener Bey. Bu yoğurdun kaymağını mı arıyordunuz Sayın Şarbon Bey? Bir saniye, ben size bunun kaymağını bulmakta yardımcı olayım. Önce şuraya bakalım. Kaymak var mı? Yok. Yok. Şimdi buraya bakalım. Burada kaymak var mı? Bu kaşıkta göremedim. Şener Bey, bir daha bakıyorum. Bu kaşıkta da göremiyorum. Acaba burada mı kaldı? Burada da göremedim Şener Bey. Burada kaymağı görebiliyor musunuz? Demek balığı ketçaplıyorsunuz. Ketçap nerede Şener Bey? Hala gördünüz mü Şener Bey? Şener Bey, bir de yoğurdu. Kaymaklı yer misiniz Şener Bey? Bir de buradan alır mıydınız Şener Bey? Ha? Gözde, gel bakayım buraya. Buyurun Şener Bey. Bak bakalım, Şarbon Bey pasta isteyecek mi? Şarbon Bey, acaba size çikolatalı mı versem yoksa muzlu kaymaklı mı? Ay yok. Ben diyorum ki ikisinden de denetelim. Önce ne verelim? Çikolatalı. Çikolatalı geliyor. Muhakkak sizin bir yeriniz şişecek. Sizin de bir yeriniz şişmesin. Eşiniz çikolatalı yedi. Kısmetinize size kremalı kaldı. Ay burada kalmış bir parça. Millet Hanım, ay ailecek size bayılırım Millet Hanım. Sizin bu yaptığınız ayıp ama Şener. Biliyorum aşkım biliyorum ama hak ettiler yani be. Ama yine de ellerinize sağlık, çok iyi ettiniz. Çok da iyi. Tarık Usta, efendim, bunların nesi var böyle? Yoksa yine alkolün esiri mi oldular? Yok Layla Hanım, babanıza lotodan büyük ikramiye çıktı da onu kutluyorum. Ne? Babama lotodan büyük ikramiye mi çıktı? Evet, televizyonda numaralarını söylediler. Babanız da kontrol etti. Ondan sonra da böyle Pamuk Prenses Yedi Cüceler şeklinde büründüler. Allah Allah! Niye Allah Allah Leyla Hanım? Çünkü Tarık Usta. Bak kızım, kızım, benim güzel kızım. Mutluluk senin de hakkın. Mutlu. Amerikalara gideceksin artık. Sormon'da okuyabileceksin. Hatta ananı da yanına yollayacağım. 5-10 yıl yanında kalacak. Ya. İyi de baba, niye bu kadar heyecanlanıyorsunuz ya? Bir sakin olsanıza. Ben okuldan gelirken arabanın radyosundan dinledim. Ha? Bu büyük ikramiye sadece bir tek kişiye çıkmış baba. Benim Pokemon kafalı kızım. İşte o yegane kişi baba Şener aptal kızım. İyi de baba. Ne lan ne? Baba. Ha? Bu büyük ikramiye sadece bir tek kişiye çıkmış ve o kişi Diyarbakır'da yaşıyormuş baba. Diyarbakır. Evet. Yemin et. Ay vallahi. Necati. Şey efendim, burada köşedeki lutabayı galaba olunca ben bir koşu gitsem Diyarbakır'daki lutabayından yatır. Evet, Leyla Hanım ondan öyle şey etmiş yani. Necati. Efendim. Bitti. Evet komiser bey, Lüşener. Pasta, evet. Hayır, pasta sipariş etmedik. Pasta zorla yedirttirildi. Evet. Buradayız. Lütfen ilgilenin. Bir rezalet. Gene geliyor. Pasta geliyor. Hayır, pastalar geldi. Ha ha ha!
aşkım.